Arkadaşlar geldim basınç ve rüzgarlar konusuna. Basınç nedir? İklim elemanlarından sıcaklığı bitirdik. Basınç ve rüzgarlara giriş yaptık. Basınç nedir? Onu açıklıyoruz. Sonrasında rüzgarlara giriş yapacağım. Basınç dediğim atmosfer basıncından bahsediyorum arkadaşlar. Atmosferde bulunan işte gazlar, nem yani su buharı vesaire, atmosferde bulunan her şeyin arkadaşlar yeryüzüne yaptığı ağırlığa, kuvvete biz basınç adını veriyoruz. Normal basınç arkadaşlar 1013 milibar olarak ölçülmüştür. Bunun üzerindeki rakamlara biz yüksek basınç adını vereceğiz. Altındaki rakamlar ise alçak basınç olarak nitelendirilecek arkadaşlar. 1013 üzeri yüksek basınç, 1013 altı alçak basınç olarak nitelendirilecek. Barometre ile ölçülür arkadaşlar, bilin bunu. Mesela birazdan rüzgarı anemometre ile söyleyeceğiz. Barometredir. Bir de izobarlar vardır arkadaşlar. İzo. Hatırlarsın, izohips'ten. İzohips neydi? Deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip yerlerin noktalanmasıyla elde edilen kapalı eğrilerdi. İzobarda aynı, gene kapalı eğri var arkadaşlar. Sadece basıncı gösteriyor, yükseltiyi değil. Tamam mı? Gene aynı basınca sahip yerler noktalanıyor ve birleştiriliyor. Buna izobar adını vereceğiz. İzohips, izobar, izobat vardı, onu da anlatmıştık. O da deniz seviyesinden altta, yani derinliği ölçüyordu. İzobat. İzobar dedik, basınç eğrisidir arkadaşlar. Barometre ile ölçülür, normal basıncın kaç olduğunu söyledik vesaire. Peki basınç her yerde aynı mıdır? Hayır, her yerde aynı değildir. Bazı faktörler bunu etkiliyor. Mesela sıcaklık. Dünyamız şeklinden dolayı hep söylüyorum, ekvator sıcaktı değil mi? He, sıcak olduğu için ısınan hava ne yapar? Bak birazdan anlatacağım sana. Isınan hava yükselir. Peki söyle bakalım. Isınan hava yükselince buraya, bu zemine basınç uygulayabilir mi? Hayır diyeceksin. Uygulayamaz. Az uygular diyeceksin. Biz buna alçak basınç adını vereceğiz. Sonra anlatacağım, diyeceğim ki bazen de hava soğur, ağırlaşır, dibe çöker. Bakın, ısındı, yükseldi, ortamdan uzaklaştı. Az basınç, alçak basınç. Soğudu, dibe çöktü ya da başka nedenden dolayı da alçalmış olabilir hava arkadaşlar. Ne oldu buraya? Çöktüğü için bakın buraya daha fazla basınç, daha fazla baskı uygulayabiliyor. Alçalan hava baskı uygular, bu yüzden yüksek basınç anlamına gelir. Tamam. Yani alçalıcı hareket, pardon, alçak basınçta yükselici hareket, yüksek basınçta alçalıcı hareket, unutma. Niye anlatıyorum? Burayı anla diye. Bak dedim ki sıcaklık fazla ekvatorda. Peki sıcaklık fazla olduğu için ısınan hava ne yapacak? Yükselecek. Hangi basınç? Alçak basınç. Hemen yazdın, alçak basınç. Sıcaklık yüksekse nasıl basınç? Alçak basınç. Havam soğudu, soğuyan hava dibe çöküyordu, ağırlaşıyordu, çöktüğü için yüksek basınç uyguluyordu. Kutuplarda yüksek basınç. Yani sıcaklık ile basınç ters orantıya sahip. Sıcaklık yüksek ekvatorda, basınç düşük. Sıcaklık düşük kutuplarda, basınç yüksek. Var mı problem? Yok. Nasıl orantı? Ters orantı. Peki ters orantı işaretini de göstermiş olalım şu şekilde arkadaşlar. Diyelim ki burası sıcaklık olsun. İşte burası da ne olsun? Basınç olsun. Ters orantı vardır. Biri azalırken o biri ne yapıyor? Yükseliyor. Ters orantı işaretimiz budur. Peki sıcaklık bu şekilde etkiliyor. Yükselti etkiler mi basıncı? Tabii ki etkiler. Şöyle düşüneceğiz arkadaşlar. Dağ boyunca yükseldikçe yoğunluk azalacak. Yoğunluğu da anlatmış olacağız aslında burada. Bakın, alçak yerlerde yoğunluk fazladır. Yükseklere çıkıldıkça yoğunluk ne yapacağız? Gazların yoğunluğu azalacak, seyrelecek. Bu yüzden arkadaşlar bakın, burası mı daha fazla basınç uygular, burası mı? Tabii ki burası. Yani yükseklere çıkıldıkça basınç ne yapacak? Yoğunluk azaldığı için düşecek. He, o zaman biz ne diyeceğiz? Yükselti arttıkça basınç azalır. Bu nedenden dolayı o zaman gene nasıl orantı vardır? Ters orantı var. Şöyle gene basınç diyelim buraya. Buraya da yükselti diyelim. Yükselti artınca basınç ne yapıyordu? Azalıyordu. Peki o zaman nasıl orantı? Ters orantı. Bakın, basınç arttı, yükselti düştü. O şekilde ters orantı olduğunu söyleyebiliriz. Yoğunluğa gelelim arkadaşlar. Şöyle demin anlattığım gibi, hani dağa tırmandık, şöyle anlattım, hatırla. Dağa tırmandıkça yoğunluğum ne yapıyordu? İşte azalıyordu.
Yoğunluk azalınca basınç da ne yapar? Azalır. O zaman yoğunluk ile nasıl orantıya sahip? Doğru orantıya sahip. Yani şöyle dedi ki yoğunluk azaldı, basıncımız da azaldı. İşte doğru işaret budur. Doğru orantı işareti. Buraya basınç, buraya yoğunluk yazdık. İkisi de arttı. Yoğunluk arttı, basınç da ne yaptı? Arttı. Yoğunluk azalınca basınç da ne yapıyor? Azalıyor. Yer çekimine bakalım arkadaşlar. Hemen şuradan yola çıkabilirsin. Hemen bir tane dünya haritası çiz. Sana söyledim. Yer çekimi nerede fazla? Kutuplarda. Edemi söyledim. Kutuplarda hava soğuk mu? Soğuk. Ağırlaşıyor mu? Evet. Dibe mi çekiyor? Hı. Nasıl basınç? Yüksek basınç. O zaman kutuplarda yüksek basınç var. Bir de yer çekimi nasıl? Fazla. Hem yüksek basınç hem yer çekimi fazla. Ekvatora gidiyorum. Nasıl basınç? Alçak basınç hocam. Hani ısınıyordu, yükseliyordu hava. O yüzden basınç uygulayamıyordu. Bunu söylemiştiniz. Evet. Yer çekimi nasıl burada? Kutuplara doğru az. İkisi aynı oranda artıp mı azalıyor? Evet. İkisinde de o zaman doğru orantı vardır diyebiliriz. Yani yer çekimi arttıkça basınç da artacaktır. Tabii ki bu şekildedir bu. Doğru orantı işaretimizde de yoğunlukta zaten söylemiştik arkadaşlar. Yer çekimi basınç. Yoğunluk yükselti. Beraber anlattım bunları. Yoğunluk yükseklere çıkıldıkça azalır. Yoğunluk azalınca basınç da azalır dedik ve doğru orantı olduğunu söyledik. Yükselti ve sıcaklığın ters orantıya sahip olduğunu söyledik bu şekilde. Geldim basınç merkezlerine arkadaşlar. Alçak basınç, yüksek basınç dedik. Şöyle eğer bir yerde yükselici bir hava varsa, yükselici hava hareketlerinin olduğu yerde alçak basınç vardır. Alçalıcı hava hareketlerinin olduğu yerde de yüksek basınç vardır diyebiliriz. Yükselici hava alçak, alçalıcı hava yüksek basıncı yarattı bize. Peki hava yükseldi. Hava yükseldiyse 200 metrede ne yapıyordu sen söyle? 1 santigrat derece soğuyordu. Soğuduğu için arkadaşlar yoğunlaşacak ve ne meydana getirecek? Bulut ve yağış meydana getirecek. Yani alçak basınç alanlarında hava kapalı, bulutludur. Sonrasında yağış ihtimalinden bahsedersin. Evet, yağış ihtimali yüksektir diyebilirsin buralarda. Kuzey yarım küre S harfidir arkadaşlar. Şu şekilde gösterirsek. Kuzey yarım küre alçak basınç işareti de okların içeriye olmasıdır arkadaşlar. Şu şekilde. Bu da şu anlamına geliyordur. Çevreden merkeze doğru bir hava var. Çevreden merkeze ve şu şekilde gösterebiliriz. Yani merkezi bulut olarak düşün. Çevreden merkeze gittim. Tamam mı? O şekilde merkez. Bak burada merkezden geldim. Çevreye yayılacağım. Tamam mı? Hemen yaz o zaman. Çevreden, pardon, merkezden çevreye diyelim buraya. Merkezden çevreye. Bulutlar merkezmiş. Merkezden çevreye. Burada ne oldu arkadaşlar? Çevreden merkeze geldik. Peki bu şekilde dedim. Çevreden merkeze olduğu için İç tarafta oklar. Burada nasıl olacak? Burada tam tersi olacak. Evet, gene S olacak. Çünkü neredeyim? Kuzey yarım küredeyim. Saat yönüne. Şöyle yaptığımızda ok yönleri içeride değil. Çünkü merkezden çevreye olduğu için yüksek basınç alanlarında oklar dışarıdadır arkadaşlar. Kuzey için bu. S harfi alçakta içeriye, yüksekte dışarıya. Güney için şimdi söyleyelim. S harfi değil, Z harfi. Ters S de diyebiliriz. Şu şekilde olacak. Yani kuzey güney yönlü ne fark ediyor arkadaşlar? Yön fark ediyor. Ama oklar aynı. Çünkü nereden nereye bir hava var? Çevreden merkeze doğru bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Güney yarım küre bu şekilde burada. Bu şekilde de arkadaşlar gene ters S çizeceğim. O şekilde. Oklar ama yüksek basınçtan dolayı böyle oldu. Neresi burası? Güney yarım küre. Yüksek basınçta oklar dışarıda, alçak basınçta oklar içeride hocam. Kuzeyde ikisi de S harfini aldı. Gördüğünüz gibi S harfini aldı. Güneyde ters S harfini aldı. Bu şekilde basınç merkezlerimiz. Sürekli basınç merkezlerimiz iki tanedir arkadaşlar. Termik basınç merkezleri var. İşte biri termik alçak basınç, biri termik yüksek basınç.
Dinamik basınç merkezlerimiz var. Biri dinamik yüksek basınç, biri dinamik alçak basınç olarak nitelendirilir. Termik basınçları hatırla. Dünyanın günlük hareketinden dolayı mıydı? Hayır. Dünyanın şeklinden dolayıydı. Dinamik basınç merkezleri neydi? Dinamik diyorum. Yani durağan değil, günlük hareketten kaynağını alıyordu. Ekvator için ne demiştik biz? Ekvator hocam termik, kutuplar da termik. Neden? Çünkü ekvatora baktığımda dünyanın şeklinden dolayı sıcak. Kutuplara baktığımda yine dünyanın şeklinden dolayı soğuk. O yüzden termik dedim. Peki hangisi sıcak? Ekvator. Sıcak hava ne yapar? Isınıp yükselir. Isınan hava ne yapar? Yükselir. Unutma, nasıl basınç? Alçak basınç. Bu yüzden her zaman ekvatorda alçak basınç. Ekvatorda hocam niye bu kadar yağmur oluyor? İşte bu yüzden. Isınıyor hava konveksiyonel olarak, yani direkt yükseliyor, ısınan hava yerden yükseliyor, hiçbir yere çarpmadan yükseliyor. Yağışlarda anlatacağım bu oluşumlarına göre, yağışlarda konveksiyonel mi, yamaç yağış mı diye. Isındı, yükseldi ve hep yağmur oldu. Alçak basınç alanları hep yağışlı bölgelerdir. Peki termik alçak basınç, burası termik yüksek basınçtır. Yüksek basıncın özelliği neydi? Hocam alçalıyordu, yığılıyordu, soğuktu burası. Alçaldıkça, bir de bunu söyleyelim arkadaşlar. Yükseldikçe 200 metrede bir soğuyor ya, alçaldıkça her 100 metrede bir santigrat derece ısınır. Unutma. 200'de 1'di çıkarken, inerken 200'de 2, yüzde 1. Tamam. Niye hocam? İnerken daha fazla ısındı. İnerken sürtündü. Sürtünmeden dolayı arkadaşlar daha fazla ısınma meydana geldi. Tüm yüksek basınç alanları sıcak mıdır? Hayır. Bak, kutuplardan bahsettim. Bir yerde alçalan bir hava varsa orası yüksek basınç alanıdır. Bak, alçalabilir. Niye? Soğuktur. Ağırdır. Ağırlaşmıştır. Yığılır. Alçaldığı için biz oraya yüksek basınç deriz ama orası soğuk, tamam mı? Ama bir hava kendiliğinden alçalabilir. Alçaldıkça ne yapar? Isınır. Isındıkça arkadaşlar gene yüksek basınç oluşturur alçaldığı için. Yani şöyle anlatmaya çalışayım size. Kutuplar yüksek basınç alanıdır, soğuk, ağırlaştığı için. Ekvator alçak basınç alanıdır, ısınıp yükseldiği için. Devam edeceğim. Ekvator yıl boyunca yağışlıdır, yükselici hava görülür, işte bu yüzden tropikal yağmur ormanları vardır gibi söyleyebiliriz. Termik yüksek basınç alanların özelliğine kutuplarda yıl boyunca arkadaşlar ne oluyor burada? Yağış yok, yağmur şeklinde yağış yok. Yıl boyunca donmuş halde ve her zaman alçalıcı hava hareketleri olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar bu şekilde. Bir de dinamik basınç merkezleri var. Dinamikler aralarda arkadaşlar. Şöyle anlatayım size bunu. Biri 30 derecede, diğeri de 60 derecede. 30 derecedekinin adı dinamik yüksek basınç. 60'takinin adı dinamik alçak basınç. Önce 60'tan bahsedelim. Dinamik alçak basınç diyorum. Alçak basıncın özelliği neydi? Yükseliyordu. Yükselirse soğur, ne olur? Yağmur olur. Yağış bırakırdı. O zaman 60 derece enleminde bulunan bu yerlerde yağış vardır. Hatta yağışlarda anlatacağım, cephe yağışlarıdır arkadaşlar bunlar. 30 derece enlemine geldik. Baktık, dinamik yüksek basınç alanlarıymış. Ezberle bunları. Peki dinamik yüksek basınç alanlarının özelliği ne? Hocam yüksek basınç diyorsun, hava alçalıyor. Burası kutuplar mı? Yok. Alçaldı. Alçaldıkça ısındı. Isınınca havanın yağış ihtimali var mı? Yok. Bak, burada dedim ki hava kapalı, bulutlu. Yağmur ihtimali fazla. Ama alçalıp ısındığı için yağış ihtimali yok. Hava açık, güneşli. Bu yüzden arkadaşlar buralardadır neler? Çöller. Çöller ekvatorda değildir. Çöller 30 derece civarında, dönenceler vardır. Dönenceler civarındadır. Dinamik yüksek basınç alanlarıdır. Alçalan hava hep alçaldığı için arkadaşlar hava ısınıyor ve buraları kurutuyor bu şekilde. Güney yarımkürede de aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikleri genel olarak sürekli basınç merkezlerinin bunlardır arkadaşlar. Arkadaşlar geldim rüzgar konusuna. Basıncı öğrenmek gerekiyor arkadaşlar ki rüzgarı daha iyi anlayabilelim. Eğer bir yerde basınç farkı meydana gelirse ancak orada rüzgar esebilir. Yani bir yerde rüzgarın esebilmesi için basınç farkının olması gerekmekte. Diyelim ki bir yerde yüksek basınç, bir yerde alçak basınç oldu. Hemen buradan buraya doğru, yüksekten alçağa doğru bir rüzgar eser. Bir yatay hava hareketi vardır. Bu
Buna biz rüzgar adını vereceğiz. Şöyle, rüzgar nedir? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay yönlü hava hareketlerine diyoruz. Anemometre ile ölçülür arkadaşlar. Anemometre ile ölçülür. Peki rüzgarın hızı her yerde aynı mıdır? Hayır, aynı değildir. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerimizden devam ediyorum. Şöyle, bir basınç farkı. Hani basınçta anlatmıştım, izobar haritası da olabilir. İzohips değil bunlar. Yükseltiyi göstermiyor. Neyi gösteriyor? Basıncı gösteriyor. Örneğin arkadaşlar iki tane, bakın şöyle çizdim size. Ne diyelim? Burası 1014 milibar olsun. İşte 1016 milibar olsun. Burası da 1018 milibar olsun. Tamam mı? Diğerine geçtim. 1014 milibar dedim. Bir üstüne 1015 milibar dedim. Bir üstüne 1016 dedim. Peki buraya bakıyorum. 14, 16, 18. Yani burası kaç kaç gitmiş arkadaşlar? 2 milibarlık farklarla gitmiş. E buraya bakıyorum. 14, 15, 16. Yani 1 milibarlık farkın olduğunu gördüm. Şimdi yüksekten alçağa mı esecek? Evet. Burada yüksek basınç konumunda olan mesela şurada 1018 değil mi? 1018'den 1014'e doğru ne olacak? Bir rüzgar esecek. E burada da 1016'dan 1014'e doğru ne olacak? Bir rüzgar esecek. Peki rüzgarın hızı burada mı fazladır? Burada mı fazladır? Eğer basınç farkı fazlaysa rüzgarın şiddeti artacaktır. Basınç farkı azsa rüzgarın hızı da azalacaktır arkadaşlar. Yani basınç farkı arttı, rüzgarın şiddeti de arttı. Doğru orantı vardır. Var mı problem? Yok bence. Devam ediyorum hemen arkadaşlar. Basınç merkezleri arasındaki merkezlerindeki uzaklık diyelim. Mesafe. Yani şunu da şu şekilde anlatalım. Diyelim ki işte ne olsun? Şurada bir rakam olsun. Şuralarda da rakamlarımız olsun. Buradan buraya bir rüzgar essin arkadaşlar. Bir de buradan buraya essin rüzgar. Tamam mı? E bakıyorum. Basınç merkezi burada, diğeri de burada. Basınç merkezleri arasındaki uzaklık, mesafe fazla mı? Evet. Mesafe fazla. E mesafe fazla olduğu için buradan buraya gidene kadar illa bir sekteye uğrayacaktır arkadaşlar. Mesafe fazlaysa rüzgarın şiddeti azalacaktır. Ama diyelim ki burası. Burada basınç merkezi var, bir de burada var. Buradan buraya bir rüzgar estiğini düşünelim. Buradan daha az bir mesafe mi kat ettim? Evet. Burada mesafemiz nasıl? Az. Mesafe az olduğu için rüzgarın şiddeti daha fazla olacaktır. Arkadaşlar yakın mesafelerde rüzgar şiddetlidir. Çünkü önüne çok bir şey gelmeyecektir. Ama uzun bir mesafe kat ediyorsam illaki önüme bir şeyler geleceği için rüzgarın şiddeti de ne olacaktır? Azalacaktır. Bu şekilde. Basınç farkı, basınç merkezleri arasındaki uzaklık bu şekilde etkiliyor. Rüzgarın hızını dünyanın şekli de etkiliyor. Hani bunu 3 diye yazabiliriz. Bakın dünyanın günlük hareketi diyelim şeklinden ziyade arkadaşlar, pardon, günlük hareketi, eksen hareketi. Dünya kendi ekseni etrafında dönüyor. O yüzden arkadaşlar rüzgarlar böyle dümdüz gidemiyor. Dünyanın dönmesinden dolayı sapmalara uğruyor. Saparken arkadaşlar tabii ki ne olacaktır? Hızı azalacaktır. Dünya döndüğü için günlük hareketten dolayı sapmalar meydana geliyor rüzgarlarda. Bu yüzden hızları ne yapıyor? Azalıyor. Bunu da söyleyebiliriz. Geldim 4 arkadaşlar, sürtünme. İşte bitki örtüsü diyebiliriz buna vesaire. Sürtünme etkisi bitki örtüsünden dolayı, yani yer şekillerinden dolayı diye de söyleyebiliriz. Yazalım yer şekilleri. Yani 4 yer şekilleri diyelim, sürtünme bitki örtüsünde parantez içinde verebiliriz. Rüzgarın hızını da bunlar etkiliyor arkadaşlar. Peki yer şekilleri rüzgarın hızını nasıl etkiliyor? Şöyle rüzgar frekans güllerinde anlatalım bunu. Mesela bir yer ovalık ise, düz ise, bir vadi çevresinde bulunuyorsa, önü açıksa, denize yakınsa, denizel bir yerse, orman alanı yoksa, yer şekilleri sade ise arkadaşlar, burada rüzgarın hızı
şiddetlidir. Niye? Onu engelleyecek bir şey yoktur arkadaşlar. Hızlı gidecektir rüzgar. Ama eğer bir yer dağlıksa, orası ormanlıksa, bitki örtüsü çoksa, denizde daha çok yükseltiye sahip engebeli bir yerse rüzgarın hızı azalacaktır. Sürtünme etkisinden dolayı arkadaşlar yer şekillerinin sade olduğu yerlerde rüzgarın hızı da artıyor diyebiliriz. Bu şekilde. Peki şurayı sileyim arkadaşlar. Sileyim, o şekilde anlatayım. Olur mu? Olmaz diyorsunuz. Belki yazacaksınızdır arkadaşlar. Ben buradan devam ediyorum. Şöyle anlatayım. Mesela İç Anadolu bölgesinin rüzgar frekans gülünü çizeceğim. Rüzgar frekans gülü demek hakim rüzgar yönünü söyleyen güller, şekiller arkadaşlar. Şöyle yönleri göstereceğiz tabii ki. Kuzey, güney, batı, doğu ve ara yönler arkadaşlar. Şöyle bakıyorum şimdi buna, işte şuraya kuzey, güney, batı ve doğu dedik örneğin. Baktığımızda hakim rüzgar yönü söylenemiyor. Her yere ben esebiliyorum değil mi? Kuzeye de esmiş, güneye de, batıya da, doğuya da. He, o zaman bunun etrafında çok bir şey yok. Düzlük genel olarak derim. Hemen İç Anadolu'yu buraya ben yapıştırırım. Tamam mı? Karadeniz bölgesini çiziyorum şimdi. Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde kuzeyde deniz var değil mi? He, kuzeyde deniz olduğu için ne olacak? Kuzeye esebileceğim. Çünkü kuzey düzdür. Yukarıda. Güneye çok esemeyeceğim. Kuzey Anadolu dağlarımız var. Yine batıya da doğuya da çok esemeyeceğim. Bakıyorum. Şöyle ara yönleri de verebilir gene arkadaşlar. Hakim rüzgar yönü neresidir? Kuzeydir. He, rüzgar frekans gülleri bize o zaman neyi veriyor? Yer şekilleri sade mi, düz mü, açık bir alan mı? Bunu veriyor arkadaşlar demek ki. Yer şekillerinden bahsediyor demek ki. Burası için hemen ne diyeceksiniz? Hocam burası Karadeniz bölgesi olabilir. Akdeniz tam tersi. Güneyi uzatacaksın. Çünkü Akdeniz'de deniz güneydedir. Yukarıda ne vardır kuzeyde yani? Çok esemeyecek kuzeye Toros Dağları vardır. Mesela arkadaşlar bu şekilde. Şunu mesela Çanakkale İstanbul Boğazı'na çevirelim. Çanakkale İstanbul Boğazı'na baktığımızda arkadaşlar şu şekildedir. Kuzeydoğu, güneybatı istikametindedir. Neden? Boğaz tam o şekilde uzanmış arkadaşlar. İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na baktığımızda kuzeydoğu, güneybatı hakim rüzgar yönü olabiliyor. Bu şekilde Çanakkale ve İstanbul Boğazı söylenebilir. Bu şekilde arkadaşlar Ege'ye baktığımızda Ege'de arkadaşlar daha çok batı doğu esebiliyorum. Tamam mı? Neden? Çünkü orada işte Kaz, Madra, Yunt, Boz gibi böyle sıra sıra dağlar var. İç kuvvetler notuna bakarsan oradan görürsün. Dağlar böyle sıralanmıştı. Aralarda esebiliyorsun sadece. Kuzeye güneye esemiyorsun. Yukarıda dağ var, aşağıda dağ var. Kuzeye güney esilmiyor. Batı doğu sadece esilebiliyorsa, daha uzun esilmişse o arkadaşlar Ege bölgesidir diyebiliriz. Bu şekilde arkadaşlar bizim rüzgar frekans güllerimiz. Bir de rüzgar çeşitlerimiz var. Şöyle sınıflandıracağım arkadaşlar rüzgar çeşitlerini. Sürekli rüzgarlarımız var. 1. 2. Mevsimlik rüzgarlarımız var. Devirli rüzgar dediğim. Üçüncüsü de yerel rüzgarlar var. Hadi gelin hep beraber bunlara bakalım. Peki arkadaşlar rüzgar çeşitlerinden başlıyorum. Sürekli rüzgarlarımız var dedik. Evet. Sonra devirli rüzgarları anlatacağım. Mevsimlik dediğim, bunu harita üzerinden anlatacağım. Son olarak arkadaşlar yerel rüzgarlardan bahsedeceğim. Peki. Sürekli rüzgarlarımız kim? Sürekli aynı yöne eser. Bunlar dünya üzerinde arkadaşlar 3 tanedir. 1 Alize, 2 Batı, 3 Kutup rüzgarları. Bir dünya haritası üzerinde size göstermek istiyorum. Güzel mi oldu dünyamız? Ne oldu işte. Şöyle arkadaşlar. Bilgilerimizi burada da kullanmak istiyorum. Öncelikle ne yapacağız? Şunu yapacağız. Hani burası için ne dedim ben? Termik dedim. Termik ne? Alçak basınç. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle anlatayım size. 30, 60'larda vardı değil mi? Onları da çizelim. Şöyle. Evet. Çizdik. Kutuplar termik mi? Evet. Şurası 60, 30,
0. Şurayı da şuradan silelim. Şuraya yazmış olalım. Alize Batı ve kutup. Kutuplar termik. Bir altı dinamik, dinamik. Aralar dinamik. Ekvator termik. Aralar dinamik. Dinamik, kutup termik. Var mı problem? Yok. Ekvator ve kutup termik. İç tarafta 30 ve 60 derece enleminde dinamik basınç merkezlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Peki arkadaşlar, şöyle yapıyoruz. Yay, yay, yay diye kodluyorum bunu yukarıdan. Asla unutmayacaksınız böyle. Bakın, kutuplardan başladım. Yağ, yağ, yay diye kodladım. Yanlarına da hemen basınç diye yazdım. Ve bu şekilde tamamlamış oldum. Var mı problem? Yok. Rüzgar neydi? Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay yönlü hava hareketleriydi. Peki alize, batı ve kutubu anlatacağım. Yüksekten alçağa doğru estiğini bil bunların. Şöyle. 30 derece enleminde arkadaşlar neler var? Dinamik yüksek basınç. 30 derece aynı şekilde burada var. Ne var? Dinamik yüksek basınç. Hani rüzgar neydi? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru esen yatay yönlü hava hareketleriydi arkadaşlar. Ve esti. İşte ekvatorda 30 enleminden 0'a esen bu rüzgarlara biz ne ad vereceğiz? Alize. Var mı problem? Yok. Devam ediyorum. Bakın arkadaşlar, alizeler kuzeydoğudan giriş yaptı. Şöyle doğudan giriş yaptığı için kıtaların doğu kıyılarına bol yağış bırakır dersen alize diyeceksin. 30 enlem civarında, 30 ile 0 arasında diyorsa alize diyeceksin. Dediğim gibi doğu kıyılarından giriş yaptığı için doğu kıyılarına yağış bırakır arkadaşlar. Alizeler evet 30'dan 0'a esiyor ama 0'dan da ne yapıyor? Tekrar 30'a dönüyor şu şekilde. Evet, 30'dan geldi 0'a, 0'dan da geri dönüyor. Nereye? Geldiği yere, 30'a. İlginç. İlk defa alçak basınçtan yüksek basınca doğru rüzgar estirdik. Evet, o yüzden bunlara biz ters alize anlamına gelen üst alize adını veriyoruz. Ters alize ya da üst alize ismini verdik. Böyle kesik kesik çiziyorum. Geldiler, geldikleri gibi döndüler. Nereye? Geldikleri yere. 30 derece enlemine gittiler bunlar ve orada dünyanın şeklinden dolayı yer çekimi etkisiyle vesaire alçalmak zorunda kaldılar. 30 derece enleminde alçalan bu havaya arkadaşlar yüksek basınç adını verdik. 30'da niye yüksek basınç varmış? Çünkü ekvatordan gelen ters alize buraya gidip alçalıyormuş. Alçaldığı için yüksek basınç. Alçalan bir hava ne yapar? Isınır, ısınır, ısınır. Orayı kurutur, yağış ihtimalinden uzaklaştırır. Hocam, buralarda ne oluşur? Çöller oluşur. Peki çölü kim oluşturdu? İşte o maviyle çizdiğim alize değil, ters alize. Üst alizeler çölleri oluşturmuştur. Var mı problem? Yok. Alizeler 30'dan geldi. 0'da herhalde istediklerini bulmadılar. Geri döndüler arkadaşlar. Bunları biz ters alize adını verdik. Ve ters alizeler 30'a tekrar gidip orada çölleri oluşturdular. Çöller ekvator çevresinde değil, dönenceler civarında 30 derece enleminde, gördünüz. Devam ediyorum arkadaşlar. 60 dereceye gidecek. Nereden? 30'dan. Niye? 30'da yüksek basınç var. Evet, ekvatora gittim. Bir de 60'ta da alçak basınç var. Buradan buraya da rüzgar esmez mi? Evet. Aşağıda da gene buradan buraya rüzgar esmez mi? Eser. Niye? Yüksekten alçağa rüzgar eser bir kere. Dedik. Şöyle arkadaşlar, bunu çizeceğiz. Batıdan giriş yapacak. Çünkü bunların adı batı rüzgarı. 30 ile 60 derece arasında esen. Anlamında diyorum. Arasında esen. Dinamik yüksek basınçlardan dinamik alçak basınçlara doğru esen hava hareketine ne ad vereceğiz? Batı rüzgarı adını vereceğiz. Aynı şekilde burada da arkadaşlar batı yönünden giriş yapıyor. Bu yüzden kıtaların batı kıyılarına bol yağış bırakır. Burası orta kuşak mı? Evet. Türkiye orta kuşakta mı bulunuyor? Evet. O zaman Türkiye'de batı rüzgarı görülür. Neyden dolayı? Matematik konumdan dolayı. Türkiye çünkü ekvator çevresinde değil. Olsaydı alize görülürdü. Türkiye 30 ile 60 arasında, 36-42'de biliyorsunuz. Bu yüzden batı rüzgarı etkisi altındadır. Batı rüzgarının özelliği ne? 60'a gidecek ve burada arkadaşlar
kutupla karşılaşacak, kutup rüzgarıyla karşılaşıp cephe yağışlarını meydana getirecektir. Buradan da bakın kutuplardan da 60 derece enlemine rüzgar esti. Neden? Çünkü burası yüksek basınç, termik yüksek basınç, 60'larda dinamik alçak basınç anlamına gelmekte. Yani bu bölgede de ne var diyeceğim, güneyde de aynı şekilde kutup rüzgarı. Sürekli rüzgarlarımız bunlardır arkadaşlar.